Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir Puppet Playtime Chapter 3 terör videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün başlıklarını görmüş olduğunuz üzere 1006 yani fabrikadaki en güçlü yaratık ve kontrol ettiği ordusu hakkında konuşacağız. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce 100 abone olduk, yani 100 sigma olduk. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani ne kadar teşekkür etsem az arkadaşlar. İlk hedefimize ulaştık. Sıradaki hedefimiz 200, ondan sonra 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10.000. Böyle anasını satayım. Çok korktum oğlum, bak videoyu izliyorum. Çok korktum abi. Yani sizlere ne kadar çok teşekkür etsem, ne kadar teşekkür etsem az, cümle bile kuramıyorum artık. Bugün başlıklarını görmüşsünüz. Gördüğünüz üzere 1006 ve kontrol ettiği ordusu hakkında konuşacağız. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Çok korktum. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz oyunun en son kasetini, yani The Hour of Joy kasetini açtım. Bu kasette 8 Ağustos 1995'te yaşanan büyük katliamı, fabrikanın tamamen kapandığı o katliamı görüyorduk arkadaşlar. Ve aslında bu katliamın çıkmasının en büyük sebebi de 1006 idi. Çünkü buradaki bütün yaratıklar 1006'ya itaat ediyor. 1006 onların zihnine ulaşıp onları kontrol edebiliyor. Yani görüyorsunuz burada Hagiwagi'yi kontrol ediyor, Mamilongex'i kontrol ediyor. Herkesi kontrol edebiliyor. Ama asıl önemli olan yer birazdan gelecek arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir sürü müstesnaiyet var. Bunları kontrol ediyor. Ve arkadaşlar görüyorsunuz işte asıl önemli olan yer burası. Burada Kisimisi'yi de kontrol edip çalışanlara Kisimisi'yi saldırttırıyor. Kisimisi'yi çalışanların üzerine salıyor. Ama biz bütün bölüm boyunca Kisimisi'nin bize yardım ettiğini, Poppy ile beraber çalıştığını görmüştük. Yani Kisimisi bize yardım ediyor. Çünkü Poppy de bize yardım ediyor. İkisi beraberler. Yani ikisi de bize yardım ediyor. Ve ama Kisimisi burada kontrol ettiriyor. Kontrol ettiriliyor 1006 tarafından. Yani 1006 şu an istese Kisimisi'yi kontrol edemez mi? Yani içinde öyle bir güç yok mu hala? Var. Yani neden olmasın? 10 yıl geçmiş ve 10 yıl geçince de daha da güçlenmiş olması gerekmez mi? Yani çünkü bir sürü insan öldürmüşler, o insanları yemişler ve daha da güçlenmiş olmaları gerekir. Yani o yüzden şu anda 1006'nın Kisimisi'yi kontrol etmesi belki de çocuk oyuncağı gibi bir şeydir 1006 için. Ve ama görüyoruz ki bu bölümde kontrol etmiyor. Ama son kısımda biliyorsunuz ki biz asansörle aşağı inerken Kisimisi'nin yukarıdan bağırma sesini duyuyoruz ve tekrardan yukarı çıkmaya çalışırken bölüm bitiyor. Belki de arkadaşlar orada o sıra 1006 Kisimisi'nin zihnine girdi ve Kisimisi'yi orada bağırttırdı. Yani Kisimisi'nin bağırmasını istedi ve Kisimisi de o an bağırdı. Biz de sanki saldırıyormuş gibi hissettik ve aslında 1006 tamamen bize bir tuzak kurdu. Bizi aşağı gönderecek ve belki de aşağıda da, yani asansörle aşağı indiğimiz yerde kendisi de belki orada ve bizi ona, kendisine yem edecek. Yani tamamen bir tuzak. Belki de Poppy'yi de kontrol ediyor. Her şeyin aslında biz güzel olmasını sağlamaya çalışırken her şeyin kötüye gitmesini başarmaya çalışıyor olabiliriz. Yani şu anda aslında biz de 1006'ya çalışıyor olabiliriz. Yani çünkü orada Kisimisi'nin gerçekten birinin saldırdığı ne malum yani Kisimisi'ye. Çünkü kendisi bağırmış da olabilir. Belki aşağıda indiğimiz yerde, ben şöyle bir teori yapıyorum. Aşağıda indiğimiz yerde belki de laboratuvar vardır. Çünkü Poppy şey dedi bize, aşağıda senden benden daha büyük şeyler var dedi. Ve belki de bu şeyler laboratuvarlardır. Çünkü biz hiçbir şekilde, ama burada görürsünüz Kisimisi'nin bağırışması geliyor. Belki de sadece 1006 Kisimisi'nin zihnine geliyor ve Kisimisi o an orada bağırıyor yani. Belki de böyle olabilir. Ve aşağıda biliyorsunuz ki biz şu an 3. bölümdeyiz ve hiçbir şekilde bir deney odası görmedik. Sadece 2. bölümde gördük. O da çok kısacık, çok küçük bir bölümde gördük o kısmı da. Yani o yüzden belki de aşağıda deney odaları, laboratuvarlar vardır ve 1006'da biliyorsunuz ki laboratuvarda tutuluyordu eskiden. Benim düşüncem, kendi düşüncem şöyle: 8 Ağustos 1995 tarihinde katliam
oluyor ve bütün fabrika ölüyor arkadaşlar. Ondan sonra yaratıklar toplanıp 1006'yı aha da buradan aşağıdan asansörle yukarı çıkartıyorlar ve ve arkadaşlar dediğim gibi yaratıklar 1006'nın kontrolünde birleşip 1006'yı aşağıdan yukarıya asansörle çıkartıyorlar ve 1006'da tamamen özgür kalıyor arkadaşlar. Yani şimdi 1006 10 yıl boyunca neden Mamelon Rex'i hiç öldürüp şey yapmadı? Çünkü hani bütün canlılar onun kontrolünde ve hepsini bir anda Mamelon Rex'in üstüne salabilirdi. Mesela hani Mamelon Rex'in parçasını aldığı için böyle bir örnek veriyorum. Hepsini bir yapıp Mamelon Rex'in üstüne salabilirdi bu 10 yıl içerisinde ama yapmamış olduğunu görüyoruz. Belki de bir planı vardı. Bizi bekliyordu çünkü bize o notu yazan da 1006 olabilir. Çünkü en akıllı canlı yani kalem kağıt tutamayacak olamaz yani. O yüzden belki de bize o notu yazan da 1006'dır. Yani not dediğim de şey bu arada hani chapter 1'in başında bize bir not geliyordu ve biz onun yüzünden fabrikaya geri dönüyorduk. Yani belki de 1006 bizim neler yapabileceğimizi biliyor çünkü biz fabrikada çalışırken de 1006 bizi tanıyordu. Ve o yüzden bizim fabrikaya gelip Mamelon Rex'i, Huggy Wuggy'i ve Catnap'i falan öldürmemizi istedi. En sonunda ise bizi kendi vücuduna katacak ve tamamen gelişimini tamamlayacak. Ve bu sayede de artık dünyadaki en güçlü varlık olacak. Belki de tamamen amacı buydu 1006'nın bizi fabrikaya çağırmasındaki. Yani bence bizi fabrikaya 1006 çağırdı. Ki arkadaşlar şimdi birazdan şöyle bir örnek göstereceğim. Biliyorsunuz ki az önce belki Poppy'yi de kontrol ediyorduk dedik ama bunun aslında birazcık düşük bir ihtimal olduğunu söylemek istiyorum. Poppy'yi kontrol etmesinin. Çünkü şu yüzden bence Poppy'yi kontrol edemiyor. Biliyorsunuz ki Poppy ilk yapılan deney yani 1950'de çıkmış ve şey için Playtime Co için gerçekten önemli bir oyuncak. Playtime Co'nun parlamasına aslında Poppy destek oluyor. Şimdi bahsettiğim bölüme gidelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen günlerde Mob Entertainment resmi YouTube hesabı böyle bir şarkı paylaşımı yaptı. Ve bu şarkıda aslında Poppy'nin 1006 tarafından kontrol edilmediğinin gerçeğini görüyoruz. Bir kısımda zaten birazdan geleceğiz. Power of Joy'da Sevinç saatinde diyor. Catnap saldırıyor, Huggy Wuggy bağırıyor. Mamelon Rex saldırgan formuna geçmiş. Poppy kaçıyor. 1006'dan kaçıyor. Çünkü bütün bunlar olurken büyük ihtimalle yani 8 Ağustos 1995 katliamı olurken herkes bütün yaratıklar saldırganlaşırken 1006'da Poppy'yi arıyordu bu saatte. Yani benim teorime göre bu saatte Poppy'yi arıyordu. Çünkü Poppy'yi kontrol edemiyor. Zaten Poppy'yi kontrol etse zaten bittik yani. Hani o yüzden Poppy'yi kontrol edemiyor. Çünkü Poppy ilk yapılan 1006'dan da önce yapılan bir oyuncak olduğu için Poppy'yi kontrol edemiyor. Poppy'nin içinde bence özel bir şey var. Burada da 1006'nın elini görüyoruz. Catnap'ı şey yapıyor. Sırtından dokunuyor. Catnap'te ona bakıyor. Yani büyük ihtimal bu saatte Seven saatinde, The Hour of Joy saatinde herkes insanlara öldürürken 1006 da Poppy'yi arıyordu ve Poppy'yi bulduktan sonra da oradaki kafese kapattı ve bu 10 yıl içerisinde Poppy'nin
topu kontrol etmenin yollarını bulmaya çalıştı. Ama bence bulamadı. Çünkü eğer bulsaydı bence bize ihtiyaç duymazdı. Yani bizim fabrikaya gelmemize ihtiyaç duymazdı. Popi'yi kontrol edemediği için bizi çağırdı. Ve biz de onu yani kisimisi falan hani bizi yönlendiriyor ya. Belki de biz her şeyi düzeltmeye çalışırken dediğim gibi yanlış yola sürüklüyoruzdur. Ve aslında 1-0-0 altının Popi'yi kontrol etmesini sağlayacak şeyleri yapıyor olabiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz, like atmayı, yorum yazmayı, bir de aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.